Bitlis TV ekranlarından herkese iyi akşamlar. Bugün 7 Eylül günlerden pazartesi. Günün önemli gelişmelerini aktarmak üzere karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beytepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi Türkiye Sigorta tanıtım töreninde konuştu. Bitlis'te yangın çıktı. Yaklaşık 100 dönüm alana yayılan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı. Bitlis'te yaklaşık 100 hektarlık alana yayılan anız yangını söndürüldü. Üsrefpaşa Mahallesi'ndeki kent ormanında henüz bilinemeyen nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın şiddetiyle yaklaşık 100 hektarlık alana yayılan yangına Bitlis Belediyesi itfaiye ekipleriyle Orman İşletme Müdürlüğü personeli müdahale etti. Arazör ve itfaiye aracıyla yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yürütüldü. Yangın bölgesine giden Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanglay gazetecilere yaptığı açıklamada kent ormanında duyarsız vatandaşların neden olduğu yangının kontrol altına alındığını söyledi. Tanglay bazı duyarsız vatandaşlarımızın yapmış olduğu hatadan dolayı yüzlerce hektar alan yandı. Buradaki hayvanlar ve çam ağaçları yandı. İtfaiye ekiplerimiz ilk andan itibaren yangına müdahale ederek Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerimize destek verdik. Yangın şu an kontrol altında. Geçmiş olsun diliyorum dedi. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca Twitter hesabından Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı ve değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'de son 24 saatte 1572 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. 53 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 279.806 oldu. Can kaybı 6.673 oldu. Türkiye günlük koronavirüs tablosu covid19.sağlık.gov.tr adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre bugün 96.842 test yapıldı. 1578 kişide covid-19 tespit edildi. Son 24 saatte 53 hasta vefat etti. 1013 kişi iyileşti. Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 251.105'e çıktı. Toplam test sayısı 7.779.539, vaka sayısı 279.806, vefat sayısı 6.673 olarak kayıtlara geçti. Aktif hasta sayısı 22.028, ağır hasta sayısı 1.102, hastalarda zatürre oranı ise %7,6 oldu. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son hafta günlük hasta sayısı en çok artan illerimiz Van, Karaman, Erzincan, Çankırı ve Kayseri. Ağır hasta sayısı en çok olan illerimiz İstanbul, Ankara, Konya, Erzurum ve Yozgat. Tedbirlere birlikte uyarak başarılı olabiliriz. Birlikte tedbirli olalım değerlendirmesinde bulundu. Karadeniz bölgesinde çalışan tarım işçilerinin de içinde bulunduğu minibüsün Bingöl-Erzurum mevkisinde devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı. Bingöl'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre Karadeniz bölgesinde çalışan tarım işçilerinin içinde bulunduğu 72 AAC 137 plakalı minibüs, Bingöl-Erzurum Karayolu'nun 36. kilometresindeki Soğukçeşme mevkisinde devrildi. Kazada araçta bulunan 11 işçi yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 acil servis ve Bingöl İtfaiyesi itfaiye ekiplerince minibüsten çıkarılan yaralılar Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bitlis'teki eski Ahlat şehri iç kalesinde yürütülen kazı çalışmalarında Karas kültürüne ait olduğu tespit edilen seramikler bulundu. Bitlis'teki eski Ahlat şehri iç kalesinde yürütülen kazı çalışmalarında Karas kültürüne ait olduğu tespit edilen 5200 yıllık seramik parçaları bulundu. Ahlat Müze Müdürlüğü'nce Harabişehir Mahallesi'ndeki mağaraların bulunduğu alanın üst kısmındaki kaya bloklarının üzerine kurulu iç kalede başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor. Kazı çalışmalarını yürüten eski Ahlatçehir Kazıları Bilimsel Koordinatörü Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Kulaz, gazetecilere yaptığı açıklamada bu yıl iki alanda gerçekleştirdikleri açmalarda önemli bulgulara ulaştıklarını açıkladı. Dokuyu da vurmayı umuyoruz. Milattan önce 3200'lü yıllarda kullanılmış Karas kültürüne ait seramiklere, demir ve orta çağ dönemlerine ait kalıntılara rastladıklarını belirten Kulaz şu bilgileri verdi. Bu kazılar neticesinde de bol miktarda seramik buluntu da elde ettik. Özellikle seramik buluntular kalenin tarihlendirmesi konusunda bize önemli ipuçları sundu. Elde ettiğimiz binlerce seramik parçasını tasnif ettik ve bunların %7 oranında Karaz kültürüyle Tunç Çağı dönemine ait seramikler olduğunu tespit ettik. %16-17 civarında Demir Çağı seramiği var. Geriye kalanların tamamı da Orta Çağ dönemine ait seramiklerden oluşuyor. Bu da bize Ahlat İç Kalesi'nde milattan önce 3200'lerden başlayarak bir yerleşim olduğunu gösteriyor. Burada kazılar derinleştikçe bulgularımız da muhtemelen artacak ve daha sağlıklı bilgi verme şansına sahip olacağız. Sanırım kabarık Orta Çağ'da yok. Doğu Anadolu'da ve birkaç başka bölgede, özellikle Kafkasya'da görülen bir kültür olan Karaz kültürünün burada da varlığını tespit etmek bizim için önemli. Çünkü bu kültür yaklaşık milattan önce 3200'lerde görülen bir kültür. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan kilisede bu yıl 8.'si düzenlenen ayin gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan kilisede bu yıl 8.'si düzenlenen ayin başladı. Ayine katılmak üzere kente gelenler Gevaş iskelesinde gerekli kontrollerinin yapılmasının ardından teknelerle adaya götürüldü. Yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeniyle sadece 25 kişinin alındığı adada Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, beraberindeki din adamları Peder Şirvan, Mürziyan ve kıdemli Peder Krikor Damatyan ile adaya geldi. Bir süre ziyaretçilerle sohbet eden Maşalyan daha sonra kilisede gerçekleştirilen ayini yönetti. Ayini Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Gevaş Kaymakamı Hamit Genç, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, İl Emniyet Müdürü Ali Karabay izledi. Ayin öncesi gazetecilere açıklama yapan Başrahip Tadul Anuşyan, 2010'dan bu yana her yıl ayin için kente geldiklerini söyledi. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada Bitlis merkeze bağlı bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bitlis merkeze bağlı bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Valilikten yapılan açıklamada Bitlis'te 24 köy ve bağlı mezralarında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi. Çeltikli, Aşağı Koçak, Aşağı Yolak, Yukarı Yolak, Yörönü, Beş Kaynak, Dursun, Dikme, Aşağı Dikme, Yukarı Dikme, Uçan Kuş, Bayırlı, Kutlu, Akgün, Kınalı, Çoban Suyu, Aşağı Çoban Suyu, Güllüce, Harmanyeri, Karaca, Konalga, Kaşıklı, Kayalıbağ, Cevizdağ köyleri ve mezraları bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde bahse konu bölgelerde örgüt mensuplarının yakalanması, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. C maddesi gereğince bugün saat 01'den itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Van'ın Erciş ilçesinde yolu dar olan okul için 2 dönüm arazi bağışlayan 2 aile ekiplere yardım etti. Van'ın Erciş ilçesinde yolu dar olan okul için 2 dönüm arazi bağışlayan 2 aile duvarların yıkılması ve yol genişletme çalışması yapan ekiplere yardım etti. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmet Beyoğlu, Kışla Mahallesi'nde Alaaddin Sunucular İlkokulu'na giden yolun dar olması nedeniyle sıkıntı yaşayan öğrenci ve okul servisleri için çalışma başlattı. Mahalle muhtarı Şahin Aliş ile bölgeyi inceleyen Mehmet Beyoğlu'nun yaptığı görüşmeler sonucu yolun geçtiği bölgede araziler bulunan Bayraktar ve Şevketoğlu aileleri öğrencilerin mağdur olmaması için 2 dönüm arazi bağışladı. Bunun üzerine mahalleye giden belediye ekipleri arazi bağışında bulunan aile üyelerinin de yardımıyla kenarındaki taş duvarı yıkarak yolu genişletti. Arazi bağışında bulunan Levent Bayraktar, öğrencilerin okula rahat gidip gelmeleri için 2 aile olarak üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirdiklerini belirterek şöyle devam etti. 741. sokağımızın dar oluşu nedeniyle ben ve Sayın Kaymakamımızın katkılarıyla Sayın Şevketoğlu, Mustafa Şevketoğlu, Levent Bayraktar, Aydın Bayraktar abilerimizden yer istedik ve bunlar da yaklaşık 2 dönüme yakın bir yer vererekten mahallemizin sokaklarını genişletmekte yardımcı oldular. Sayın Kaymakamımız başta olmak üzere belediye çalışanlarımıza ve mahalle halkına çok teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Mustafa Şevketoğlu ise hayırlı bir işe katkı sunmaktan memnun olduklarını dile getirdi. Daha olduğu için okulun yolu, muhtar Şahin geldi, benden yer istedi, Kaymakam Bey'in vasıtasıyla ben de ona yer verdim. Anladım, 300 metre uzunluğunda ta okulun başına kadar yer verdim. Anladım, yardım ettik. Cenab-ı Hak bizi kabul etsin belki inşallah. Bitlis'in Güroymak ilçesinde yaşayan Kılıç ailesi PKK'lı teröristlerce kandırılarak dağa götürülen çocuklarının hasretini yaşıyor. Bitlis'in Güroymak ilçesinde yaşayan Kılıç ailesi 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce kandırılarak dağa götürülen çocuklarının hasretini yaşıyor. Yayladere köyünde yaşayan 10 nüfuslu Kılıç ailesi 2016'da 21 yaşındayken teröristler tarafından kandırılarak dağa götürülen çocukları Faruk Kılıç'ın bir an önce güvenlik güçlerine teslim olmasını bekliyor. Ahlat Meslek Yüksekokulu Mimari ve Dekoratif Sanatlar bölümünü kazanan ancak burs başvurusu yaptığı gün dağa götürülen Kılıç'tan 4 yıldır haber alamayan aile çocuklarının giysisi ve fotoğraflarıyla teselli buluyor. Çocuklarının dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan Fadıl Kılıç, Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerle bir süre eylem yaptı. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle evine dönen baba Fadıl Kılıç muhabirlere oğlunun HDP'liler tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü anlattı. 2016'da beri çocuğumu dağa kandırdılar, dağa götürdüler. HDP tarafından olmuş bu. 4 yıldır ben haber alamıyorum. Diyarbakır'a gidiyorum, her tarafından da gidiyorum. Bir çocukta haber alamıyorum. Diyarbakır oturma eylemine de devam ediyorum. HDP başımıza getirmediği işler kalmadı. 4 yıldır bayrama bir hafta kalmıştı. Bayramımızı zehir ettiler. O günde bugüne kadar bayramımızı zehir ettiler. Bizim çocuğumuzu öldürmeye göndermişler. Bu adalet değil, bunlar zulümdür. Bunlar yaptığı zulümdür. Zulme de biz karşıyız. Bugün de olsa ölüme kadar da biz zulme karşıyız. Bunlar zulümkardır. Dünya bilsin bunlar zulümkardır. Oğlumuzu versinler, oğlumuzu göndersinler. Kim kendi o yolda sempati varsa kendisi gitsin, oğlusunu göndersin. Oğlum 21 yaşındaydı, okul okuyordu, üniversite okuyordu. Onun geleceği bir düşüncesi vardı. Mimarlık bölümünü kazanmıştı, çok sevinmişti. Çocuk gittiği günü de borsunu yapmış. Çocuğu götürdüğün günü de borsunu yapmış. Bir insan dağa gitmek niyetliyse o gün borsunu yapmaz. Çocuk borsunu yapmış, borsu da gelmiş, bankada duruyor. Çocuk dağa gidecek kişi değildi. O 4 yıldır benim çocuğumu kandırıp dağa götürmüşler. Hiçbir haber alamıyorum. Bunlar Kürtlere yaptığı zulüm. Hiçbir savaşta Kürtler böyle bir darbe görmemiş. Okullarımızı kapattılar. Camilerimizi kapattılar. Köylerimizi boşalttılar. Yapmadı işler kalmadı. Bunlar her şey, türlü şekil proje çizmişler. Kürtlerin başında her şey getirdiler. Hatta yeterdir. Faruk gel. Gel oğlum geri gel. O yol değil. Hem senin dinine hem senin ahiretine hem dünyana hem ahiretine zararlı bir yoldur. Elinde geldiği kadarıyla yandaki arkadaşlarına da seslen geri gelin. Dünya kuru kayısı üretiminin %85'inin yapıldığı Malatya'da ticari hayatın merkezinde yer alan Şire Pazarı yarım asırdır canlılığını koruyor. Dünya kuru kayısı üretiminin %85'inin yapıldığı Malatya'da ticari hayatın merkezinde yer alan tarihi Şire Pazarı yarım asırdır canlılığını koruyor. Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacından yaklaşık 8 milyonunun bulunduğu kentte 50 bin civarında aile geçimini bu üründen sağlıyor. Antep baklavası ve Aydın incirinden sonra Türkiye'nin Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret tescilline sahip 3. ürünü olan Malatya kayısısı, kente yaşayan insanların en önemli geçim kaynağı konumunda bulunuyor. Malatya'da Haziran ayında başlayan hasatta üreticilerin bir yıl boyunca emek verdiği kayısılar, kente uzun yıllardır ticari hayatın merkezinde yer alan Şire Pazarı'nda tüccarla buluşuyor. Üreticilerin kendi imkanlarıyla sabahın erken saatlerinde pazara getirerek sergilediği kayısılar, zorlu pazarlıklar sonucu dünya piyasasında yer almak için fabrikalara taşınıyor. Şire Pazarı'ndan çıkarak fabrikalarda paketlenen kayısı, Amerika'dan Avustralya'ya, Brezilya'dan Çin'e kadar ihraç edilerek dünyanın dört bir yanında damakları tatlandırıyor. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, muhabirlere kayısının Malatya ekonomisinin can damarı olduğunu söyledi. 1980'li yıllarda başlamış bir ihracat serüveninden bahsediyoruz. Kuru kayısı 1980'li yıllarda 3000 ton ihracatla 5000 ton rekolteyle bu serüvene başlamış bir ürün. Şu anda yaklaşık 100.000 ton ihracata ulaşmış, 300 milyon dolar da gelire ulaşmış bir üründen bahsediyoruz. Hem Malatya ekonomisi için hem de Türkiye'nin tarım ekonomisi açısından çok önemli bir ürün kuru kayısı. Son 10 yıla baktığımız zaman yaklaşık 1 milyon ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirmişiz. Bunun karşılığında da Malatya ve Türkiye ekonomisine yaklaşık 3,5 milyar dolar da gelir elde etmiş bir üründen bahsediyoruz. Tabii bu yıl özellikle mahsulün az olması ve ihracat rakamlarımızdaki artışı da göz önünde bulundurarak bu yılki hedefi 100 bin ton ihracat ve 500 milyon dolar gelir olarak koyduk. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yapılan baraj nedeniyle boşaltılan köyde aç kalan köpeklere vatandaşlar sahip çıktı. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yapılan baraj nedeniyle boşaltılan köyde aç kalan köpeklere duyarlı vatandaşlar sahip çıktı. İlçede yapımı tamamlanan Karakurt-Hes Barajı'nın su tutmaya başlaması sebebiyle büyük bir bölümü boşaltılan Karakurt köyünün alt kısmındaki ev ve iş yerleri su altında. Köydeki köpekler de sahipsiz kaldı. Köyün su altında kalmayan üst kısmındaki yaklaşık 15 hanede ve ilçede yaşayan duyarlı yöre sakinleri sahipsiz ve aç kalan köpeklerin karınlarını 2-3 günde bir ekmek ve çeşitli yiyecekler getirerek doyuruyor. İlçeden köpeklere ekmek ve yiyecek getirenlerden Turhan Kocaş, muhabirlere köyün büyük bir bölümünün boşaltıldığını, bu yüzden köpeklerin sahipsiz kaldığını söyledi. Duyduk burada köpeklerin olduğunu, aç kalan köpekler olduğunu. Biz de biraz yiyecek getirdik, ekmek getirerek onları, karnını bir parça olsun doyurduk. Yani bu dünyada sadece insanlar, onların da hakkı yaşamak. Bu köpeklerin bir şekilde hayvan barınaklarını götürüp korunma altına alınması gerekiyor. Bitlis'te 6 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Bitlis'te 6 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamada İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il merkezine bağlı Aşağı Çobansuyu Köyü kırsalında bir grup bölücü terör örgütü mensubunun barındığı bilgisinin alındığı belirtildi. Bunun üzerine bölgede silahlı insansız hava aracı ile örgüt mensuplarına ait görüntü tespit edildiği aktarılan açıklamada teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla hava destekli operasyon başlatıldığı bildirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bugün gerçekleştirilen Şehit Uzman Jandarma Çavuş Eyüp Fidan 2020-107 operasyonunda ikisi kadın 6 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiğine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi. Operasyon bölgesinde örgüt mensupları ile 5 M16 piyade tüfeği, keskin nişancı tüfeği, 14 M16 piyade tüfeği şarjörü, keskin nişancı tüfeği şarjörü, 387 M16 piyade tüfeği fişeği, 10 keskin nişancı tüfeği fişeği, el dürbünü ve bıçak ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda adli tahkikat başlatılmıştır. Açıklamada güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı. Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde ilkbaharda köylülerin İMC usulüyle ektiği çeltiğin hasadına başlandı. Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde ilkbaharda köylülerin İMC usulüyle ektiği çeltiğin hasadına başlandı. Engebeli arazilerde yüksek dağlarla çevrili verimli topraklarında nar, incir ve Trabzon hurması gibi ürünlerin yetiştiği Çukurca'da geleneksel yöntemlerle pirinçte üretiliyor. Arazi şartları nedeniyle tarım makinelerinin girmediği tarlalarda Nisan ayında toprağa sürüp küreklerle çeltik havuzları oluşturan köylüler oluşturdukları havuzlara ektikleri çeltikleri özenle yetiştiriyor. İlçeye bağlı Gündeş köyünde günün ilk ışıklarıyla tarlalara giderek olgunlaşan pirinci imece usulüyle hasat eden köylüler elde ettikleri pirinci bitkilerinden ayırarak tüketime hazır hale getiriyor. Üretimin tüm süreçlerinde birbirlerine verdikleri destekle dayanışmanın en güzel örneğini sergileyen köylüler ürettikleri pirinçle hem ailelerinin ihtiyacını karşılıyor hem de ekonomiye katkı sunuyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nazif Aşuk hasada başlayan üreticileri ziyaret ederek orakla pirinç hasadı yaptı. Şu anda da Nisan ayında ekimine başladığımız yerli pirincimiz var. Yerli pirinç için de çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Şu an biçimine başladık. Yani çok zorluklar da yaşıyoruz. Bölgemizin dağlık olması, ormanlık bir alana sahip olması, yabani hayvanların çokluğundan dolayı tarlaların etrafını Allah'ın izniyle çitle çevreleyeceğiz. Projemizi geçirdik. İnşallah bitirdikten sonra bölge halkımız da daha rahat edecek ve daha güvenli bir şekilde pirincimizi, susamımızı, gerekirse üzümümüzü, incirimizi ekeceğiz. Kesinlikle sadece insan gücü yani. Bir makine yok zaten gördüğünüz gibi. Yani çeltiklerimizi görüyorsunuz zaten. Yani çok zorlu bir süreçten geçiyor. Yani arkadaşlar da en çok zorlayan kısım dediğim gibi yabani hayvanlar. Pirinci de çok güzel. Yani ben pirincine de şey yaptım. Pirincini de aynı şekilde köylere gittiğimiz zaman sağ olsunlar ikram ediyorlar. Pirinci de gerçekten çok güzel. Çok ayrı bir tadı var. Yani tanesi biraz küçük olabilir ama böyle yani kendine has bir tadı var. Elazığ'da ahşap oyma sanatı ustası Fatih Bakır, tarihi Harput mahallesinde çekilen siyah beyaz fotoğrafları ahşaba işliyor. Elazığ'da ahşap boyama sanatı ustası Fatih Bakır, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki tarihi Harput Kalesi'nin 1800'lü yıllarda çekilen siyah beyaz fotoğraflarını oyma sanatıyla ahşaba işliyor. Babasından esinlenerek geleneksel el sanatlarına merak salan Bakır, mesleğinde ilerleyebilmek için Türkiye'nin farklı illerine giderek aldığı eğitimlerle usta olmayı başardı. Ardından evinin bir bölümünü atölyeye çeviren Bakır, antik çağlardan bugüne uzanan bir tarih ve kültür kenti olan Harput'taki minaresi İtalya'daki Pisa Kulesi'nden daha eğri olan Ulu Cami, Meryem Ana Kilisesi ve Harput Kalesi başta olmak üzere tarihe ışık tutan eserleri ahşaba işleyerek sanatını icra ediyor. Selçuklular döneminde gelişen, Osmanlı'da da yaygın olarak kullanılan ahşap oymacılığı sanatını sürdüren Bakır, tarihi yerleri ahşaba oyarak daha sonra bunları varakla süslüyor. Bakır, büyük sabır ve özenle işlediği motiflerle ortaya çıkardığı eserlerini sipariş üzerine Türkiye'nin her yerine gönderiyor. Bakır muhabirlere yaptığı açıklamada ahşap oyma sanatı ile tarihi yerleri gün yüzüne çıkardığını anlattı. İşte şu anki yaptığımız görseller 1800'ler, işte Cumhuriyet'in başları, Osmanlı'nın sonları, Harput görselleri, eski Harput görselleri. İşte bulunan kilisesinden o zamanki camisine bunları işliyorum. Bir de gidip yerinde görüyorum, araştırıyorum. Üzerindeki motifleri, onların geometrik, matematik hesaplarını. Çünkü bunların hepsi ayrı bir zanaat, hepsi ayrı bir işçilik ve çok ciddi emekler. Yani biz sadece bakıp geçiyoruz ama az buçuk işin içine girince oradaki emeği ve emekle beraber o zamanki geçerli olan mesela her dönemin belli bir motifi var. Mesela o zaman geçerli olan motifini seramikle işleyip cami duvarına aktarmışlar. Yani ben böyle şeyleri çok etkiliyorum, ben görünce çok hoşuma gidiyor. İşte elimden geldiği kadar da o zamanı bu zamana yansıtabilirsek ve mesela o zamanı görseniz bu zamanla harmanlayıp veya olduğu gibi aktarabilirsek, mesela bunlar beni çok mutlu ediyor. Tarihte de zaten seviyorum ben tarihi mekanlar, görseller, kubbeler, işte İslami mimaride kullanılan objeler. Bunlar çok etkiliyor beni. Elimden geldiği kadar da işleyebilirsem bundan aldığım hazi hiçbir şeyden almıyorum. Burada Elazığ görsellerini işledik. Mesela Eğri Minare olsun, Gürcü Mahallesi olsun, Badak Gazi, epey bir görselimiz var burada. Yani bunları böyle biraz daha büyütüp, orijinallerini vektöre çevirdikten sonra onları yüzeye çizdikten sonra, oyduktan sonra baraklayıp işte bu şekil görselleri meydana getiriyoruz. Bu haberle bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte Bitlis TV ekranlarında ana haber bültenimizi aktarmak üzere karşınızda olacağız. İyi akşamlar.